Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bu hafta Lawrence Darrell'ın İskenderiye Dörtlüsü'nün ikinci kitabı olan elimde tuttuğum Baltazar kitabını işleyeceğiz. Bundan yaklaşık herhalde bir 7-8 hafta önce de Justin kitabını işlemiştik. Sevgili Ömer vesile oldu. Bu arada hepinizin önünde de Ömer'e bir kez daha teşekkür edeyim. Ondan sonra şöyle kısa bir giriş yapayım aslında hatırlatmak da bağında. Lawrence Darrell İngiliz yazar aslında 1912 Hindistan doğumlu. Kendisi tabii İngiltere'nin imparatorluk olmasında getirdiği şansla diyelim ona. Babasının yer aldığı bürokratik görevlerden dolayı aslında Doğu'nun mistisizmini oldukça o dönemde görebilmiş ve sonra da Dışişleri Bakanı çalıştığı için de hani işte Mısır, Kıbrıs, Rodos, Yugoslavya ve sonra tabii Fransa olmak üzere belli başlarda iş tuttuğu için de farklı vizyon kazanmış bir yazar. Ve İskenderiye'nin herhalde üzerine çok büyük bir etkisi olmuş ki bir İskenderiye dörtlüsü yazmış. Yaklaşık olarak herhalde 1957-58 yıllarına tekabül etmekte diye biliyorum. Ömer beni düzeltir. Kitapların isimleri de işte Justin, Baltazar, üçüncüsü galiba Clea'ydı. Dördüncüsünü hatırlamıyorum. Aslında kitabın karakterlerinin isimleri. Ve aslında bir hakikat arayışı. İlişkileri, yani yaşadığı şehri ve ilişkileri geriye dönük olarak bakıp ne olduğunu, ne yaşandığını anlamlandırmaya çalışan bir dedektif misali giden bir anlatıcı görüyoruz ve bir dörtlüme olmasına rağmen, Ömer de beni destekleyecektir, paralel giden, iç içe giden bir dörtlüme var. Yani birbirinin devamı değil bu kitaplar. Yani Justin'i okumadan Baltazar'ı okuyabilirsiniz. Tabii sonra dönüp Justin'i de okuyabilirsiniz. Yani karışık okunabilecek de bir kitap. En azından ilk üçü için söyleyebilirim bunu. Bu açıdan da aslında zamansallık, mekan, hayatın vuku bulması ve yaşananların ne kadar gerçek olduğu, hakikatin ne kadar ulaşılabilir olduğu konusunu çokça düşündürüyor. O yüzden çok benim hoşuma giderek okuduğum kitaptı. Sadece kısa bir eleştiri yapıp öyle bırakacağım. Biraz zor okunan bir kitap. Yani çok güzel bir kitap. Edebi yönleri çok kuvvetli, çok güzel tasvirler var. Çok güzel çözümlemeler var. Bugün umarım hepsine değinebiliriz. Notlarını çıkardık. Ama bir yandan da ciddi şey gerektiren bir kitap. Yani analiz ve hani yazı tutarak okumanız gereken bir kitap. Hani eğer tamamıyla anlamak istiyorsanız, ama bunu da şöyle bir cümleyle düzelteceğim. Tamamen anlamayabilirsiniz. Çünkü aslında olay örgüsü değil. Daha çok oradaki çözümlemeler ve verdiği hisler. Dolayısıyla bu açıdan çok manevi bir kitap olduğunu düşünüyorum diyeyim. Ve sevgili Ömer'e bir kez daha teşekkür edip döneyim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. Öncelikle izleyenlerden hani belirli sorunlar çıkarsa şimdiden affola diyeyim. Çünkü bir hastalıktan yeni çıktım 7-8 gün. Bunu belirtmek istedim özellikle. Gerçekten o kadar severek yapıyoruz ki küçük de ara versek hemen özlüyoruz. Geri devam etmek istiyoruz. Baltazar kitabı, yani Justin'i zaten biz çok severek okuduk. Baltazar da sanki Justin'in direkt zaten devamı olduğu belli ama senin de söylediğin gibi hangisinden başlasan da fark yaratmayacak. Çünkü burada zamanı, kullanış tarzı çok döngüsel. Aynı zamanda da her parçanın bir yeri var, hesaplı. Ama aynı zamanda da bir imgesel yerleri, sezgisel yerleri var. Dolayısıyla yazar sezgisellikle analitik duruşunu bence çok iyi sentezlemiş. Bu kitapta bunu iyice fark ediyorsun. Aslında her dokunuşun da bilerek yapıldığını ama içgüdülerini de, dürtülerini de yazarın çok dinleyebildiğini görüyoruz bence. Lawrence Darrell'ın senin de söylediğin gibi bir Mısır, Rodos, Kıbrıs, Fransa'da bulunuyor. İskenderiye'de yine belirli görevlerde bulunuyor. Ve İskenderiye aslında şehri üzerinden bir masalsı. Aynı Yaşar Kemal'in Çukurova'sı gibi. Kafka'nın Kafkesk mekanları gibi bir rüya alemi yaratıyor. Dolayısıyla hem biz İskenderiye'yi okuyoruz hem de bir Binbir Gece masalları okuyoruz. Bir rüya alemi okuyoruz. Büyülü gerçekçi bir belki de mekan okuyoruz. Bu anlamda Baltazar, benim özel deneyimimden bahsedecek olursak ki bu kitap gerçekten kişisel deneyimlerle ancak anlatılabilecek bir kitap. Bir belki müzik dinlemek gibi, belki çok iyi bir şaheser'e, resme bakıp herkesin farklı bir şeyler hissetmesi gibi. Burada şehrin içine girebildiği bir kitap. Justin'de daha fazla yazarın arzularının ortaya çıktığını görüyorduk.
Ve aslında arzu silsilesinde olan, döngüleri içinde olan insanlar. Burada da o izlek devam ediyor ama şehrin anlatımı bu Baltazar'da özellikle iyice artık çok daha ön plana çıkıyor. Hatta ana karakter Baltazar'da bence İskenderiye olmaya başlıyor. Justin'de bence o kadar öyle değil. Onu öyle yapmaya çalışmış ama daha duygusal. Bu aslında yazma deneyiminde çok olağan bir durumdur. İlk başta duygularınızdan ayrılamazsınız. Daha fazla kendinizle ilgili metin ipuçları vermeye başlar. Ama zaman geçtikçe, belirli sayfa adetine ulaştıkça, doygunluğa ulaştıkça yazma deneyimi size başka başka sosyolojik odalara itmeye başlar. Sosyolojik kurgulara itmeye başlar. Daha farklı düşünmeye başlarsınız. Burada da bence Baltazar'da iyice yazarın açıldığını ve İskenderiye ile ilgili istediği imgeleri yakalayabildiğini görüyoruz. Ama ikisi de birbirinden güzel kitaplar. Ben de böyle bir giriş yapayım. Burada teşekkür ederim. Burada bir itirafta da bulunayım. Mesela benim bu konuda hani mekanın karakterlere ağır bastığı ya da mekanın ana karakter olduğunu gördüğüm ve en severek okuduğum kitap aslında yani sevgili Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'ydü. Tabii tarihsel bir kitaptı. Unutamadığım bir kitaptır hala. Mesela burada Drina Köprüsü kadar olmasa da tabii o biraz daha tarihsel bir roman olduğu için de orada tabii bir 350 senelik bir köprü üzerine Osmanlı anlatısı var ya da halkların anlatısı diyelim. İkinci kitapta özellikle %100 katılıyorum. Paralel olarak aynı şeyi düşünmüşüz. Baltazar'da İskenderiye'nin biraz da böyle mekan olarak ağırlığını koyduğu bir serinin ikinci kitabı olduğunu ben de katılıyorum. Birinci kitapta o kadar değildi. Üçte nasıl olacağını merak ediyorum. Ve aslında bu bana şunu düşündürttü. Biz hani hafızamız üzerinden bazı olmuş olayları yargılamaya çalışıyoruz ya geri dönüp. Ki aslında şu andaki anlatıcının Baltazar'da yaptığı da o değil mi? Günlükleri okuyarak ya da hafızasını kullanarak geçmişle ilgili yargıda bulunmaya çalışıyor. Olan olayları öğelerini ayırmaya ve hakikate ulaşmaya çalışıyor. Bir hakikat dedektifi gibi. Ve bundan büyük bir zevk alıyor bu arada. Çünkü bir acısı da var, duygu var çünkü orada. Yani ne hissettiğini, neler olduğunu bir daha anlamaya çalışıyor. Ki bu beni çok sevdiğim Soren Kierkegaard'ın lafına da götürüyor. Yani hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır diye. Ve şunu düşündürttü. Yani ne kadar hafıza üzerinden, duygu üzerinden bir gerçeğe ulaşmak zor. Biz ne kadar bunu yapmaya çalışırken yani hafızamın yetersizliğinden, duygularımızın etkilerinden, bir şeyi manipüle etmemizden fark ederek veya fark etmeyerek veya aynı olayda insanların farklı algısından farklı gerçekler türediğinden. Yani mesela şu an Ömer'le ben burada oturuyoruz ve eminim bir program bittiğinde Ömer'in buradaki hafızasıyla bu anıyla ilgili benim hafızam birebir örtüşmeyecek. Çünkü Ömer'in zevk aldığı şeylerle benim zevk aldığım şeyler ayrışacağı için bazı noktalarda onun odağına gideceği için onu hatırlayacak. Dolayısıyla aslında İki ayrı demek belki biraz abartılır ama biraz birbirinden biri ayrılmış gerçeklikler olacak. Şimdi durum buyken bu anlatı türü ve geriye dönük olarak işte bunu peşinde koşmak aslında bir havuç bağlanmış eşeğin o havucu yakalamak için koşması ama havucu asla yakalayamamasına benzetiyorum ben. Yani orada bir gerçeklik hakikat var anlatıcının ulaşmaya çalıştığı. Ama o da aslında bence biliyor hakikate asla ulaşamayacağını. Çünkü hakikat değişken bir şey. Bu noktada bir tane kitaptan bir alıntıyı okumak istiyorum. Şöyle diyor. Bir dakika nerede? Ben onları sözcüklerle diriltme işine girişmiştim. Onları bellekte belli bir yere yerleştirme, her birine kendime özgü zamandaki yerini verme işine. Gerçekten de dostlarımı, sevgililerimi artık canlı, yaşayan kişiler olarak değil, zihnin renkli aktarımları olarak görüyordum. Tıpkı halı desenleri gibi benim kağıtlarıma işlenmişlerdi. Artık kentte oturmuyorlardı. Ya bu zaten bir konumlandırma çabası aslında. Yani olanları anlamlandırma çabası ve bu da aslında bir sürü hakikat türetiyor. Bence kitabın hani girişinde bunu söylüyoruz ama en güzel özelliklerden bir tanesi bu. Yani hakikatin ne kadar zor ulaşılır olduğu ve duygular üzerinden bizim oturup saatlerce farklı gerçekler türetebileceğimizi gösteriyor. Son bir şey söyleyip sana vereceğim. Biçimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Girişte bir eleştiride bulundum ama bir daha bir tane de övgüde bulunmak istiyorum. Mesela Ömer bir program şey anlatmıştı. Benim hiç unutamadığım bir şeydir bu. Çok hoşuma gitmiş çünkü. Yani metroda Ömer oturuyor. İşte yandan metronun sesi geliyor. Karşı taraftaki adam burnunu karıştırıyor. Ayakta biri var. Ben biraz karikatürize ediyorum. Ayakta biri var. O anda Ömer kitabın içine giriyor. Bunları gözlemlerken. Ve kitabı o kadar derinlemesine okuyor ki oradan kopuyor. Sonra biri gelip dürtüyor Ömer'i ve Ömer çok sinirliyor. Çünkü kitaptan ve kaçtığı gerçeklikten onu geri çıkarıyor ve gerçekliği geri döndürüyor.
Şimdi bu hikaye tabii gerçekten kaçmak vesaire kısmı var ama aslında önemli olan kısım şuydu. Ömer bunu anlatırken kendi özel deneyimi olduğu için ve bir roman anlatmadığı için çok aynı yaşandığı gibi anlattı. Yani bir taraftan okuduğu şeyi anlattı, bir taraftan gözün ucundan dikkate çeken şeyi anlattı. Hepsi biz karışık dinledik Ömer'den o programda ve bu çok gerçekçi bir anlatımdı. Şimdi romanlarda bunu yapmak çok zordur aslında. Çünkü bilmem ne dedi şey karakteri, işte üzülerek kafasını döndü. Mekan şöyleydi, yani böyle bölümleri ayırarak anlatma tarzı vardır ya romanlarda. Mesela bu kitapta İnanılmaz gerçekçi bir anlatım var. Yani gerçeği anlatır, yani hayalindeki şeyi anlatırken birden olan bir şeyden aklına gelen bir hafızaya, o anda işte birinin ona bir şey söylemesine, yani hepsini karışık ve geçiş olmadan anlatıyor. Bu açıdan çok zorlanıyorsunuz başta, alışmanız gereken bir tarz olduğunu düşünüyorum. Ama inanılmaz gerçekçi geldi bana. Çünkü biz de böyle değil miyiz? Aklımıza bir sürü şey giriyor ve kompartımanlarımız yok ve birbirimize zıplama yapıyor ve bizim için bildiğimiz için normal geliyor ama aslında dışarıdan bakan bir kişi için zor oluyor. Bu yönden açısından çok devrimsel buldum ben biçimi. Ya bir rüya gibi bir durum var. Galiba Lacan'ın belirttiği bir şeydi. Biz gerçek hayatta aslında uyuyoruz. Gerçek hayatta rüya görüyoruz gibi. Belki uyuyup rüyalarımızın gerçek olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Çünkü buradan kastettiğim şey de şu. Şimdi biz işte o metro şey örneği, anlık bir olay. Orada dışarısı mı gerçek, yoksa içinde duyduğu öznel deneyimi mi insanın gerçek? Biz hani dış algıyla bir şeyleri çözümlemek içgüdüsel olarak üzerine şey yapıyoruz. Senin oradaki Søren Kierkegaard'ın daha önce, bundan muhtemelen 5,5-6 sene önce Minnesota'nın da ilk verdiği örneklerden biriydi. Geriye doğru anlaşılan hayat. Gezi'den bahsettik, başka tarihsellikten bahsettik. Bunlar aslında farkına varsak bile ne etki edeceğini, bizdeki psikolojik durumlarını anlamamız mümkün değildir. Ve biz o sırada anı o kadar önem veririz ki doğamız gereği de hayatta kalmamız gerektiği için anlık tepkiler vermek zorundayızdır. Ve hiçbir şeyi anlamadan trajik şekilde tepkiler veririz aslında. İşte kitapların belki de derinleştirdiği konulardan bir sinema filminin bizi derinleştirmesinin nedeni bu. Zamanı mühürlemesi, zamanı durdurması ve zamanı geriye doğru bir bütün olarak bize tekrardan deneyimletebilmesi. Bir durup düşünmemizi sağlaması, çok basite indirgersek. Bu konu çok önemli. Kitapla ilgili tabii izleyiciler için şöyle bir detay vermek isterim. Şimdi Justin programı bizim kayıtlarda tabii duruyor ama küçük bir özetlemek gerekirse Justin daha çok bizim ana karakterimizin, aslında yazarımızın arzusuyla alakalı bir kitaptı. Ve şöyle bir aslında iddia vardı imgesel olarak. Birini ancak anlayabilmemiz için onu önce arzulamamız, bir algıda seçiciliğimizin ona doğru yönlenmesi gerekir gibi sanki bir durumunu kastediyordu. Dolayısıyla bu çağdaş sevgi ilişkisini incelemek derken insan hakikatinin de zaten bu çağdaş sevgi ilişkisinde olduğunu kitap iddia ediyor. Neyi kastediyorum? Nesim diye bir karakter var. Daha İskenderiye'nin önde gelen, hatta ajanlarla da iş yapan, yüksek düzey bir bürokratından bahsediyoruz, varlıklı. Justin'le anlaşmalı bir evlilik yaptığı Baltazar da iyice ortaya çıkıyor. Bunun yanında Justin'le Clea'nın bir lezbiyen ilişkileri var. Bunun dışında Naruz'un Clea'ya aşkı var. Arzuladığını görüyoruz. Nesim'in Justin'e kıskanması var. Justin'le ana karakterin birlikteliği var ve Baltazar'da başka bir halka çıkıyor. Ya siz arzuları incelediniz Justin'de ama bunlar benim arzularımdı. Şimdi Baltazar'ın günlükleri bir adaya çekilmiş. Çok klasik bir böyle aynı Castaway, adaya düşen adam sahnesi gibi düşünebiliriz. Böyle sanki sakalları ağırmış falan. Ve inceliyor karakter. Ya ben ne yaşadım? Doğru. Justin kayboldu ama bu ölüm, bu küçük ölüm ya da büyük ölüm, bu kayıp nasıl ben bunu telafi edeceğim? Yazarak telafi edeceğim. Ve Baltazar daha mistisizmle uğraşan karakterlerden biri. İlk kitapta aslında arada sadece geçen birisiydi. Bir günlük bırakıyor. Ve orada seni zaten kitap ters yüz ederek başlıyor. Bütün her şeyi bozarak başlıyor. O bozduğu şey de şu. Baltazar diyor ki Pursevardhan diye bir yazar vardı. İlk kitapta geçen, Justin seni değil, onu seviyordu. Yani yasak ilişkiyi kendisiyle yaşadığını düşünürken
aslında Purse Verde anlaya çalışıyor. Purse Verde bu yüzden intihar etmiş. Biz bunu öğreniyoruz. Şimdi bu bütün hakikatin yolunu başkalarının arzularına baktıkça neredeyse sonsuz şekilde değişebileceğini gösteriyor. Yani bu Edip Cansever'in çok sevdiğim Yerçekimli Karanfil'deki Karanfil şiirindeki gibi elden ele dolaşan bir arzu silsilesi okuyoruz. Ve bunlar her zaman hayatı ne kadar ıskaladığımızı, ne kadar yanıldığımızı, hakikate yakınlaşmak için ne kadar fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini anlatıyor. Buna bir hemen bir kitaptan gelen bir alıntıyla hani besleme yapayım. Kitap bu arada bolca çözümlemeler olan ve çok güzel betimlemeler olan bir kitap. O yüzden de bolca okumaya çalışacağız. Şöyle diyor mesela, zamanla kendisini en çok yalanlayan şey doğrudur. Gerçek doğası gereği değişen bir şey. Bir keresinde Naruz bana çölü sevdiğini, çünkü orada insanın ayak izlerini rüzgarın mum gibi üfleyip sildiğini söylemişti. İşte ben gerçekliği böyle görüyorum. Yani aslında kitabın gene bir yerinde de, yine aynı yerinde gerçi, bunu da okuyayım öyle bağlayayım. Başka bir alıntı var, alıntı yapacağım. İkisi birbirine bağlanıyor. Her ruh karşıt eğilimlerin karınca yuvasına benziyor. Değişmez nitelikli kişilik diye bir şey bizim kendi kuruntumuz. Şimdi neden bahsettik? Gerçekliğin değişen bir şey olduğundan. Bizim Ömer'in anlattığı, ki iyi de oldu kitabın özetini geçti. Bizim gördüğümüz üzerinden, bildiğimiz üzerinden, ki bildiğimiz içerisinde yalan var, bildiğimiz içerisinde gerçek var, yarım gerçek var, gördüklerin kadarı var, görmediklerini bilsen o gerçek değişecek. Aslında ne kadar gerçek, değil mi? Ve bunun üzerinden bir anlatı var. Fakat aslında bu hiçbir zaman gerçeğin tamamını kapsamıyor. Biraz da zaten kitapta Ömer'in söylediği gibi biraz da Agatha Christie romanına da benzettim. Çünkü hep bir gerçeği sonradan öğreniyorsun ve hep böyle ha bu olunca o zaman bu değil deyip tekrar seni düşündürtüyor. Ama işte bir döngüsellik oluşuyor gerçek ve hakikatle. Ve yani, imgeler üzerinden bu çok kritik. Aynen, yani hep yakınlaştığını zannediyorsun hakikate ve ona göre bir yeni bir gerçeklik kuruyorsun. Demek ki böyleymiş, demek ki Baltazar aslında sevmemiş ya da atıyorum Naruz aşıkmış diyorsun ama her öğrendiğinde o biraz daha değişerek gidiyor. Dolayısıyla aslında şunu da sorduruyor sana, ki ben anlatıcıda bunun da çok olduğunu düşünüyorum. Bu beyhude bir çaba. Yani buna ne kadar, gerçekliği ne kadar tamamen erişebiliriz? Tam hakikat nedir? Anlatabiliyor muyum? Ama bunu aramanın müthiş bir zevk olduğunu da anlıyorsun mesela kitapta kişinin bunu yaparken. Yani bu çok enteresan bir şey hayatla ilgili. Bence hepimiz de bunu yapıyoruz bir noktada. Çok önemli yani, bir şey söyledin. Yani çok zevk alıyor. Öyle evet, bir derdi de yok sanki. Evet, yani, ben de onu söyleyecektim. Yani hakikati aramaya da o kadar zevk alıyor ki sanki hakikati bulma amacı biraz siliniyor gibi geliyor. Hani amaç orada kalsın ki ben yolda aramaya devam edebileyim gibi bir şey oluyor ama amaca ulaşamayacaklar. Ve ulaşmak da ne kadar istiyor konusu da çok zor bir konu. Çünkü yakınlaştıkça istemediğin şeyler de çıkıyor. Ve yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Burada ikinci alıntıya geleceğim, sonra sana bırakacağım. Bu ruhların karşıt eğilimler barındırması konusu da. Yani bizim biyolojik yapımız gereği bir genelleme ve öğrenme biçimimiz var. Yani bir şeyleri öğrenip, mesela hep aynı örneği veriyorum ama bisiklet kullanmayı öğrenirsin, beyinle depolarsın ve belli bir pratikten sonra onu unutmazsın, değil mi? Yani her bisiklete bindiğinde ya da her tenis oynadığında bir daha nasıl tenis oynanıyordu veya niye nasıl bisiklet oynanıyordu deyip düşünerek hareket etmezsin. Ya da öyle olsaydı hiçbir sporu yapamazdık. Hani otomatik gelir. Şimdi bu bir beyin yapısı. Ve bunda da ne var? Statik bir referans alma var. Bir şeyi statik öğrenme, statikleştirme, konumlandırma, hani fotoğrafını çekme, çerçevesini koyma, ona istinaden de bir eylem planı, bir duruş sergileme. Şimdi biz bunu ilişkimizde de yapıyoruz. Şimdi burada zaten bunu çok düşündürttü. Yani aslında bir noktada hakikati dondurmaya çalışıyor. Yani ne olduğunu anlayıp, heh buymuş deyip onu dondurup ondan sonra anlamaya çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki ne hakikat ne de hayatta olan birçok şey statik değil. Kişilik de statik bir şey değil. Yani hep söylediğim bir şey ya programda. Ömer hem vicdanlı hem de aynı anda gaddar. Ömer hem zeki, aynı zamanda geri zekalı. Çünkü çok karışık bir durum ve Ömer de değişiyor. Ki bu da hani meşhur şeye de gidiyor, o cümleye. Hani aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Çünkü ya nehir değişir ya sen değişirsin. Çünkü zaman da devreye giriyor. Yani aslında çok parametrik bir şeye girdiğimiz zaman bu statik bir kişilik, statik bir gerçeklik aramanın ne kadar beyhude olduğunu, insanın ne kadar değişken olduğunu ve asıl referans alma ihtiyacımız da tamamen biyolojik bir şey olduğuna bizi götürüyor. O yüzden yani referans alacağımız şey, bence benim şahsi kanaatim, hayatta insanların ne yaptığı, ne ettiği değil, kendi ya da kişilikler değil, değerler olmalı.
Çünkü değerleri öyle de böyle tabii değerler zaman değişebiliyor ama bazı değerler değişmiyor ya. O daha statik ve yani illa bir referanslama ihtiyacımız, kendimizi konumlandırma ihtiyacımız olacaksa bir değeri referans almak daha az değişken bir şey olduğu için diğer şeylere göre daha hani mantıklı geliyor. Bu da beni çok düşündürür mesela kitapta. Yani Pursa Varda'nın karakteri de böyle bir X-Men'deki Gambit ikircikli karakter gibi. Yani sürekli her şeyle dalga geçen. Aslında Justin'le ilişkisini yaşadığını belli etmeyen. Arzuladığını belli eden kişi sanki iki kitapta da gördüğümüz üzere arzulanmıyor. Böyle bir çelişki var. Yani arzu daima o işte biraz yine psikanalitik çerçevede bakarsak dışarıdakinde, olmayanda. Ya insan arzusunu başkasının dışarıya çıkartmaya çalışıyor. İçine kapanık, hayatın stillesini yemiş vesaire. Ya da arzulanmadığı insanı arzuluyor sanki. Kitapta böyle bir izlek de var. Ve belki de bu aşk dediğimiz, bize tutkuları yaşatan durumun bir başka kaynağı da bu. Ama sonrasında Pursa Varda'nın aslında arzuları belki doğduktan sonra, içine o kapanmayı yendikten sonra aslında kendisinin de kaybı oluşuyor. Kitabın ikinci izleyi, ilk Justin kitabında da bahsettiğimiz gibi ölüm. Bu Scooby karakteri üzerinden de veriliyor. Justin'in kaybolması üzerinden. Bu kitapta Pursa Varda'nın yine kaybolması, ölümü üzerinden veriliyor. Ölüm teması bir papağanın diliyle işleniyor, hafıza. Farsça'da yazılmış en önemli kadim eserlerden de biri olarak ahlak kurallarında alt üst eden Tutiname'yi bana hatırlatıyor. Bir papağanın aslında bir hafıza yerine geçmesi ve Scooby'nin bütün davranışları artık onun papağanın hafızasında yaşamaya başlıyor. Ve sonra yavaş yavaş papağan da o insanı unutmaya başlıyor. Öğrendiği kelimeler gitgide azalıyor. Ve bu sefer yavaş yavaş ölüm tamamlanıyor. Aslında hafızada da bu kitapta biraz daha zamanın uzaklaştığını görüyoruz. Yaşanandan uzaklaşarak bakan bir yazar görüyoruz. O yüzden daha analitik bir yazar görüyoruz. Muhtemelen gerçekten Lawrence Durrell için de zaman geçtiği için daha analitikleştiği ve duygularını biraz daha frenlediği bir eser bu diye ben düşünüyorum. Bu bana bu arada ölüm kısmı değil ama sevgi kısmı gibi bir şey hatırlattı kitaptan. Ölüm kısmına geleceğim. Amaril karakteri vardı. Hatırlıyor musun? Çok böyle duygu dolu bir karakterdi böyle ve şöyle bir cümlesi var kitapta. Mesela beni vurdu. Şey diyordu, bütün kadınların sevgilisiyim ama tek bir kadının sevgilisi olamadım. Yani bu çok beni Turgenev'in ilk aşkına mesela götürdü ki 15 yaşında okumuştum. Hatırlarsın o kitabı böyle. Hani böyle genç bir çocuğun hani ergenliğinde böyle ilk aşık olduğu evreyi anlatır. Çok hata yapar, hiçbir tecrübesi yoktur. Sevgisinden dolayı hata yapar. Nasıl davranacağını bilmez. Karşı taraftaki aşkını alamaz vesaire. Ama bütün hatalarına, bütün ergenliğine, bütün olayı okuyamamasına kızmakla beraber onun o aşkının kirlenmemişliğini, o temizliğine bir özlem duyarız. Ya da eğer zaten o yaştaysak duymayız, o yüzdür çünkü. Neyse hani kirlenmene göre değişir bu ama. Şimdi Amaril'de bir de onu çok düşündürttü. Yani bu çok bence olan bir şey. Hani bir güvenli liman vardır, anladın mı? Bilirsin mesela Ömer, işte çok düzgün bir çocuk, işte bak seni hayatta aldatmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. O güvenli limandır. Yani senin örnek veriyorum ama üzerine alınma. Ondan sonra bir de böyle daha tehlikeli vardır. Ama aşk biraz diğerinde hep olur. Yani hep böyle hani Amelie'nin durumu da odur yani. Her erkek veya kadın fark etmez o cinsiyet. Onun düzgün olduğunu, onun doğru olduğunu, onun aslında bütün bu şeyleri temsil ettiğini bilir. Ama ona yönelmez. Daha tehlikeli, daha acı çekeceği, daha ulaşamayacağı, senin de az önce söylediğin gibi oraya bağlıyorum, ona yönelir ama acısını çekmeye omuza gene bu tarafa gelir. Yani Marilyn'in pozisyonunu öyle çok düşündüm. Hepimizin bence öyle de böyle hayatında böyle bir an, Amaril olduğu bir an vardır. Kimisinin hayatı boyunca Amaril kalır, kimisi belli dönemde Amaril'dir. Ama o bir böyle şey gibi, durak gibidir. Kimsenin son durak değildir ama geçtiğimiz bir duraktır. Anlatabiliyor muyum? Kimisi hayatı boyunca kalır yorumu çok komikti. Var. Çok yazık bir durum olurdu. Yazık da olmazdı. Üzücü ama... Ben şeye gülümsedim. Ya oradan çıkamıyorum. Hani şimdi itiraf da etmek istiyorum. Atatürk'ün nice... Orduları yönettim, bir tane kadını yönetemedim diye anonim kendisinin olduğu bir sözü olduğu iddia ediliyor. Ha, bilmiyorum. O çok komime giden bir söz çünkü.
Çok doğru olduğunu düşünüyorum ama. Neresinden tutacağımı bilemedim. bu arada şey, sen bir ara Pushkin'in o eserlerini çok severdin. Doğru. Lisede falan da. Yüzbaşının Kızını da sen okumuştun. Şey. O şey erotik şeyler de mi barındırıyordu yoksa yok? Asıl bir başka bir gizli günce. Gizli Günce. Gizli Günce kitabında bayağı erotiktir. Şey senin başucu yani. Kitabında. Sağ ol. Merak ettim kitap. Neyse çok şey oldu. Kaçtık konudan. Yok bu arada katılıyorum. Çok güzel bir yorum oldu. Tekrardan toparlarsak ya bugün de neşeli de bir günümüz gerçekten. Bir de kitap gerçekten çok şey. Şimdi çok duygusal. Evet. Biraz mizaha da vurmak gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi burada harika şeyler var. İki tane ayin gibi İskenderiye'nin aslında eğlence hayatını anlatan kısım vardı. Bunlardan biri, aslında bu kitabın ana karakterlerden biri Nesim'in kardeşi Narus. Narus çöllerde yaşayan, dudağında büyük dudaklı ve bir yara izi olan ve çirkin olarak kendini gördüğü için de şehre sadece arada festivallerde gelen bir karakter. Orada harika bir şey vardı. Bir büyücüyle karşılaşıyor. Aynı böyle işte evliya gibi falan bir insan ve o sırada işte insanları o sanki iyileştiriyor, kontrol ediyor, hipnotize ediyor falan filan. Sonrasında ona bir büyü yapıyor. Onunla bir işte şey yapıyor. Onu yakalıyor ve soruyor. Justin'in kayıp kızı aslında Nesim'e güvenip onu bulmaya çalıştı. Nesim'in varlıklı olmasına, imtiyazlarına, güçlerine. Bunu soruyor. Aynı anda da bir tane fahişeyle birlikte oluyor sokakta ve Clea'nın aslında olduğunu bir yüz değişimi olarak hayal ediyor. Orada çok enteresan bir bağlantı var. İşte imgesel dediğim bağlantılar bunlar. Bölümün sonunda bu işte müthiş festival sahneleri, büyücüler, işte cüceler, devler vesaire ve gerçekten İskenderiye'nin muhtemelen o halk eğlencesi günü aynen anlatılmış. Narus'un Clea'ya aşkı Nesim'in Justin'e aşkına dönüşüyor. Çünkü telefon açıyor ve büyücünün söylediği şey Justin'in çocuğu bulunamayacak. Ve Justin bunu Nesim'in yüz ifadesinden seziyor. Konuşmasını yarım yamalak duymasına rağmen yine hakikati çarpık olarak algılamasından dolayı. Ve orada o noktada Nesim'le Justin'in aslında ilişkisi iyice kopmaya başlıyor. O zamanın değişimini oradan vermiş. Şimdi burada çok ilginç bir işte imgesellik var. Narus aslında Nesim'e dönüşüyor. Kardeşler. Narus'un Clea'ya arzusuyla Nesim'in Justin'e arzusu birbirine çok paralel. Ve ikisinin hayal kırıklığı ve yoksunluğu birinin Justin'i gitgide uzaklaşıp kaybetmesi, diğerinin de Clea ile sevişiyormuş gibi hayal ettikten sonra o duygunun yalan olduğunu anlaması. Ya bu kadar imgesel bir kitaptan bahsediyoruz. Yani ben bu bölümlere gerçekten inanılmaz böyle mest olarak falan okudum. Festival bölümleri iki tane dediğin gibi. Bir tanesi de maskeli bir balo gibi bir şey var. Herkes bir maske takıyor ve o maske dışarı çıkıyor ve birbirlerini tanıyamıyor ama işte hareketlerini anlamaya çalışıyor vesaire. Bu beni şeye de çok götürdü. Ne kadar bu coğrafyaların senkretik inançlarla harmanlanmış ve bunun aslında tersinemez bir süreç olduğunu da gösteriyor. Yani eski kadim uygarlıklardan veya şu an izi kalmamış inançlardan alınan geleneklerin zamanla iç içe geçerek bir geleneğin yani ya da bir uygarlığın uyguladığı bir şey haline gelmesi ama geçmişinin silinmiş olması. Mesela bunu Tayfun Atay'ın kitaplarında da çok buluruz. Hani Anadolu'da işte kutlanan, yapılan festivallerin büyük bir kısmının aslında işte İran, Pers etkisi, biraz şamanizmden etki, hatta Bizans dönemi işte Hristiyanların kutlaması olması ve bunun aslında bir zenginlik olması konusu. Yani belki de bir İngiliz olarak Lawrence Darrell'ın hani hem Hindistan'da yaşaması hem Orta Doğu'yu görmesi ve onun üzerinden mesela onca şehir varken İskenderiye de güzel bir şehir elbet ama İskenderiye'yi seçmesinin bir sebebi de bu senkretizm ve onun yarattığı zenginlik. Çünkü bir karmaşa, bir standartın dışında bir gelenekler silsilesi ve farklı halkların olması aslında çok fazla materyal de veren bir şey. Mesela edebiyata da çok yansıyan bir şey değil. Yani bir derdin bir sorunun üzerinden yeşerir. Dert olmayan, sorun olmayan tabii elbet uygarlık yoktur ama ne kadar azalırsa o kadar
yazacak bir şey kalmaz. Çünkü güzel bir şeyin üzerine yani bilmiyorum bu kadar hırslı yazamazsın. Aslında biraz da bir terapik süreç gibidir değil mi yazmak kendine? Bunun üzerinden de şuna gittim. Hani şöyle bir laf vardır ya, suç doğuda başına gelen bir şey. Yani kader gibi algılanırken batıda işlenen bir şey olması. Hani kader mahkumu olmak. Hani suçun hani hem Rus edebiyatına bu vardır ama ben burada da bunu çok düşündüm. Hani o işlememiş de başına gelmiş. Hani o onun aslında suçu yok. Yani öldürmüş ama aslında öldürmedi. Çünkü gerisini anlattığın zaman işte orada minik haksızlıklar, provokasyonlar, başına gelenler var ve aslında haklı da. Dolayısıyla karmaşık bir süreçte sonunda bir hata yapmış ama o hata yaparken yüzde yüz suçlu da değil. Şimdi bu konu bence çok dikkat çekici bir konu. Çok önemli bir şey söyledin. Sana tekrardan bırakacağım. Tamam tabii. Aslında söylediğin şey justice. Justin'in justice'e dönmesiyle veriliyor. Orayı açmak ister misin? Ben de devam sen edeyim. Sen aç lütfen aç ben çünkü devam ederim. Çünkü şey bu justice kısmı adalet yani bir dil sürçmesi gibi adalet diye veriliyor. Bu nerede veriliyor? O balo sahnesinde. Balo sahnesi dediğin gibi çok güzel anlattın. Birçok geleneğin birleştiği ama Mephisto'nun yani daha işte Batı'yı da andıran bir karakterin olduğu, kırmızı başlıklı kız karakterinin de olduğu, herkesin kendi maskelerinin olduğu ve hiç kimsenin tanınmadığı ve bugünlerde de suç işleniyor. Ya da sen biriyle beraber oluyorsun ama kimin olduğunu bilmiyorsun. Hı hı. Kimliksizlik bunun ön plana çıkarıldığı bir gün. Yani muhteşem bir sahne. Flulaşma. Tamamen flulaşması. İşte adalet, oradaki soru şu. Hepimiz sanki birbirimiziz ve hepimiz kimliksiziz. Ve dediğin gibi o kadar güzel anlattın ki küçücük bir hatada birini öldürebiliriz. Küçücük bir hatada suç işleyebiliriz. Ve bu suç kimin suçudur? Aslında o çok önemli olan soru. Evet. Kim işlemiştir? Bunun önemi var mıdır? O sinsilik, o tablo hepimizin tablosu değil midir aslında? Gibi böyle sorular var. Bir sanat tablosu çiziyor orada. Ve sonra meşhur şair Keats, Percy Verdon karakterinin de arkadaşı olarak bu arada bu romana ekleniyor. Keats'le tanışıklığı var diye ben okudum belli kaynaklarda bu arada. Lawrence Durrell'ın. Emin değilim. Ama emin değiliz. Devam edeyim. Bir yere bağlayacağım suç kısmını çünkü. Zaten konu da şuna gidiyor. Bunu kitapta da çok görüyorsun. Yazım tarzında da bu var. Bence bu bir doğunun özelliği veya bence sorunu ama hadi özelliği diyelim. Olguyla yani bir şeyin olmasıyla tamam mı? Hani yorum doğuda çok iç içe geçmiş durumda. Bunu hadi Orta Doğu üzerinden söyleyeyim. Şimdi çok doğu deyince çok uzun büyük bir coğrafya oluyor. Biraz saçma oluyor. Orta Doğu üzerinden gideyim. Hani ama bu bir biraz buraya özgü bir özellik. Yani bir örnek vereyim mesela. Sen bir araba kullanıyorsun. Tamam mı? Ve bakmadan sol şeride geçiyorsun. Ve arkadaki araba sana çarpıyor. Şimdi olayın anlatılışını dinlediğin zaman bu mesela Türkiye'de çok yapılan bir şey. Benim çok dikkatimi çekiyor. Ya işte ben sola atladım ama arkadaki çok hızlı geliyordu ondan çarptı. Şimdi bu olan şey değil. Olan şey sen bakmadın, sola geçtin. Arkadaki araba sen birden geçtin sana çarptı. O çok hızlı geliyordu. Sen bakmadın ama bakmasan da o işte hızlı gelmemeliydi. Bu yoruma giriyor. Şimdi çok basit ayrıştırmaya çalışıyorum tamam mı? Cümleyi ayrıştırmak gibi. Ama burada zaten en büyük problem bir tanesi o. Yorumlar, olgular çok karışık anlatıldığı için aslında biz bu ikisini hiçbir zaman birbirine ayıramıyoruz. Hani ne kadar insan olarak da yorumla olguyu ayırabiliriz bu da bambaşka bir soruya gidiyor. Zaten kitabın zaten gene ana sorusuna gene gidiyor. Hakikati ne kadar ulaşabiliriz ve ayrıştırabiliriz? Ona eklemlenen yorumlardan, duygulardan, hafıza hatalarından manipülasyonla gidiyor ama bu ciddi bir problem. İşte o yüzden zaten doğuda suç başına gelen ve aslında hepimiz suçsuz noktasına götüren bir şey haline gelip affedilen ve kader mahkumlu. Benim kaderim öyle oldu. Aynı hatayı o yaptı ama bak o şimdi çok mutlu noktasına giderken Batı'da daha çok hayır çok mekanik bir ayrım hani bu böyle yaptın senin yüzünden ama bunu yapmış olsan da böyle hani daha ayrıştırma. Bunun iyi ve kötü tarafları olduğunu da çok görüyorsun. Yani %100 salt bu çok iyi bu çok kötü ayıramıyorsun çünkü burada da müthiş bir zenginlik var. Ama tabii işte standart koyamıyorsun, kurallar koyamıyorsun. Her şey o kadar flulaşıyor ki aslında ayrım yapamıyorsun. Yönetmek çok zor hale geliyor toplumu. Doğu için söylüyorum. Ama öbür tarafta da kurallardan koparıp duygusallığa girdiğin zaman müthiş bir şey var, ruhsuzlaşma görüyorum. Hani bu ikilemi kitap bence müthiş veriyor. Benim verdiğim örnek de bir araba üzerinden kitap içi olan bir örnek değil. Ben tam anlatmak için bir örnek verdim ama hani işte hakikatin ulaşılamaz olması bir noktada aslında o kadar kötü bir şey mi noktasına çok götürüyor. O yüzden de bu dildeki yalan, hani yalanın aslında hani yalancı falan diyorsun ama zaten yalancı yalanı yakalayabildiğine denir ya.
Yani yalancı yanı söyleyip söyleyemeyene denir. Söyleseydi yakalayamazdın zaten. Dolayısıyla bunun ne kadar senin parçan olduğunu, o maskeyi taktığında hani erdem timsali kesildiğinde ve birinin suçluğunu aslında senin de yakalanmadığın için aslında bunu söyleyebildiğini buna kadar götürüyor kitap. Ya şeyi bile düşündürttü bana. Mevlana'nın sözü var ya, kimse sınanmadığı günahta suçsuz değildir diye. Yani birini yargılarken bir şeyle ilgili şunu hiç düşünmüyoruz. Ya acaba o olay bizim başımıza gelse biz aynısı işler miydik? Yani geldi mi? Sen ona aklanmadın ki. Sen hani sen benzer bir olayı yaparsın ve orada hani doğru neyse onu seçmişindir. Tamam, o zaman bir aklanma var burada, ama biz mesela çoğu olay başımıza gelmiyor. Başımıza gelmediği için biz kendimizi aklanmış görüyoruz ve işte çok dürüst ya da çok bak çok düzgün falan diyorsun. Başkası o sınavda galip gelemediği için ya da sınavdan kaldığı için diyelim, onu çok rahat yargılıyorsun ama şunu hiç düşünmüyorsun. Ya sen o sınava girmediğin için sen de aklanmış değilsin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi bunlar hep çok doğuya özgü şeyler olduğunu düşünüyorum. Kitap bana onu çok düşündürttü. Yani çok karmaşık anlatımın olmasının sebebi de bu. Çünkü yazarın ve anlatıcının da kafası çok karışık kitapta. Vallahi sen de çok karışık bir anlatımda. İşte dört tane, üç ila dört tane farklı aslında konu oldu. Aynı kitaptaki metodolojiyi uyguladın. Etkilenmişim demek ki. Bence çok güzeldi. Şimdi bir tanesi şey, yani o Doğu-Batı çatışması konusu. Tabii onu da dikkat etmek lazım. Senin de söylediğin gibi hangi Doğu, yani bunu işte hangi tanımlanması evet. Vesaire. Ama klasik olarak olgularla ilgili yaptığın tespit bence üzerine düşünülmesine değer bir şey. Yani oradaki belirli kuralcılık, klasik bir işte örneğin Almanya'da, Amerika'nın yine belirli eyaletlerinde diyelim. Yani işte kaldırıma çıktığından arabanın durması, kurallara çok düzgün, muntazam bir şekilde uyulması değil mi? Bir mekanik olgular üzerinden ve hatanın da dolayısıyla bu sistemin içinde ortaya çıkması. Bizde ise kuralsızlığın kural olarak yaşanması. Bu düzensizlik içinde herkes artık yaşamayı ve kendisini kollamayı öğrenmeli. Dolayısıyla suç kavramı belki daha karmaşık bir hale geliyor, esrarlı bir hale geliyor diyebiliriz bu açıdan. Ama bir yandan da üzerine değiştiğin zaman o batının da örtüsünü sen kaldırdığın zaman orası aslında öyle. Olguların hepsi ancak anlatılarla birbirlerine bağlanan şeyler. Ve onlar da geçmişe dönük, mesela İngiltere sömürgecilik tarihi, Fransız sömürgecilik tarihi. Geçen bir arkadaşımla konuştum. Bu trivial oyunları vardır ya, bilgi yarışmaları vesaire. İngilizler bunlara müthiş düşkünmüş. En fazla orada oynanıyormuş. Bununla ilgili araştırmalar varmış. Bilgi oyunları. Aslında 1919 yılında şu oldu. Hemen o söylenilen şeyler, olgular. Niye olguların üzerinde bu kadar İngilizler duruyor bence dedi. Çünkü tarihlerinde baktıkları zaman bir sürü tiksinebilecekleri sömürgecilik tarihi var. Fransızların da öyle. Dolayısıyla aslında olguların arasını düzgün bir anlatıyla doldurduklarında kendi öz eleştirilerini de yapacaklar. Ve belki de iyi olan taraflarını muhafaza etmekle beraber böbürlendikleri birçok konunun da aslında sömürüyle alakalı, emperyalizmle alakalı olduğunu görebilecekler. Bunun da orada engellenmesi söz konusu. Konunun çok dışına çıktım gibi geldi ama aslında çıkmadım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, olgulara daha dikkat eden ve bununla ilgili kurallara daha uyan bir mekanizma var. Ama bunun altını değiştiğimizde hikayeleştirmeden kaçan, duygulardan ve olguları belirleyenin hikayeler ve kurgular olduğunu geçen Justin programında Borges'ten alıntıyla bahsetmiştik. Şunu yaptı dediğimiz zaman olayı hiçbir zaman tam anlamıyla da ifade edemiyoruz, anlayamıyoruz. Ama bunun da bizde de çok fazla kurgusallık katıp gerçeklikten belki de çok fazla uzaklaşmak söz konusu. Dolayısıyla senin yorumun çok önemliydi. Diğer konuya tekrardan geri dönecek olursak, senin sonraki söylediğin neydi? Unuttum. Oradan ben devam edeceğim. Çünkü seninle böyle soru cevap gibi götürüyoruz. Unuttum. Tamam. O zaman şuradan doğru devam edelim. Son sahnemiz çok önemliydi. Bir maskeli balo, bir kimliksiz, bir personaların, farklı kimliklerin karışma süreci. Ve bir cinayet işlenir. Kim öldürüldüğü vesaire söylemeyeceğim. Sonra Keats, meşhur şair, bizim ana karakteri bir müzede bekler. O andan önce bir festival fotoğrafı çekmiştir. Ve o maskeli baloda 8 kişi vardır. 8 kişinin bir tanesinin elinde de Justin'in, Toto diye bir karakter, yüzüğü. Justin, Toto'ya karakterini onun yerine başkasıyla sevişmesi için, beraber olması için vermiştir. Ama Toto
cinayet işlediği söylenir. O yüzük aslında imgesel olarak herkesin elinden eline, elden eline dolaşmıştır. Ve o resmi yakından baktığımızda o suçu bizim yazarımız Nesim'in gözlerinde görür. Çünkü Nesim aslında içten içe de Justin'in ölmesini istiyor olabilir gibi düşünülür. Aynı zamanda Narus karakteri de birini öldürdüğü düşünülür. Ama öldürmek istediği kişi Justin'ken aslında başka birisidir. Yani aslında burada şöyle bir şey var. Sanki babayı öldürmek isteyen bir erkek çocuğu hikayesinin psikanalitik geri dönüşümü gibi. Ya da arzu ettiğin kişiyi aynı zamanda öldürme isteğinin bastırılmışlığı. Tekrardan daha fazla açarsak bir sanat eseri resme yaklaştığımızda suçun işlenenin aslında bütün insanlık olduğunu görürüz. Sonrasında Narus Clea'ya aşkını itiraf eder ama Arzu'nun aşkın bir diğer şeyi yansıması Justin'dir. Yani öldürmek istediği Clea'nın aşık olduğu diğer kişidir. Dolayısıyla biz her zaman tutkuyla beraber ve arzuyla beraber baktığımızda diğerinin gözündekinin nereye baktığıyla ilgili sinsi öfkeler duyarız ve bunu bastırmak zorunda kalırız der yazar özetle. Umarım iyi anlatabilmişsiniz. Yok, estağfurullah. Gayet iyi anlattın. Bağlayacak bir yerde buldum. İyi de oldu. Aslında bu sinsi öfkeden bahsettin ya. Bunun bir tane tezahürü de kıskançlık değil mi? Ki kitapta çok güzel bir cümle var. Biz de çok tartıştık program öncesinde Ömer'le. Kıskançlık mülkiyet hakkının en önemli kanıtıdır. Şimdi senin bu söylediğin, bu anlattığın hani o öfke, içinde duyduğu şey, cinayeti işlememiş olmasına rağmen gözünde onu yakalamak, bu sefer algıyı da acaba o mu işledi demek, ama içten içe istemiş olması, ama eylememiş olması, ama eylemedin ama düşündün ve bunu istedin. Şimdi bu da aslında bir sorun değil mi? Bunlar çok çetrefil konular ya. Aslında bu da işte biraz sistemin, yani kurduğumuz sistemin, uygarlığın ve savaşımın da bir etkisi olduğunu düşündürtüyor çok. Yani şöyle söyleyelim, mülkiyet hakkı aslında düşündüğünüz zaman bugünden, yani ilk günden bugüne kurduğumuz bütün medeniyetlerin hangi yapıda olursa olsun, yani feodal düzen, monarşik düzen, komünizm, kapitalizm ne olursa olsun, tamam mı? Hani hep bir mülkiyet kavramı üzerinden bir kavga var aslında. Mülkiyet hakkı üzerinden bir kavga dönüyor her şey. Hatta inanç pratiklerinde çok mülkiyet hakkının ne kadar önemli olduğunu görürsün. Hepsinin farklı çözümü var veya birçoğunun aynı bir iki ideoloji farklı çözümü var diyelim. Ve hep bunun üzerinden şekilleniyor, tamam mı? Ve bu mülkiyet konusu o kadar içimizde işlemiş ki sahiplenmek, benim senin olma konusu aslında sevgi gibi, değil mi? Hani sığındığımız, hayatın karanlık yönü olarak gövçelerden bir nebze olsa kaçabildiğimiz, o daha temiz gördüğümüz, tamam mı, yere bire seyahat etmiş durumda. Ve bunun hani kıskançlığın, sonuçta o aidiyet hissi ve benim olan şey başkasının almaya çalışması siniri, böyle özetleyeyim, mülkiyet hakkının kanıtı olduğunu yazması çok bana karanlık geldi, yani biraz üzdü beni. Ve sonra şöyle bir şey düşündürttü. Yani zaten aslında sevginin içerisinde kıskançlık olabilecek olmasa beraber illa bunun mülkiyete dayanmaması gerektiği. Yani her kıskançlığın arkasında mülkiyet hakkı yoktur bence. Ben mesela bu yoruma çok katılmadım. Belli başlı kıskançlık içeren bir mülkiyet hakkı benim olan bakış açısı olabilir ama bence bu tam tersi sevginin ruhuna aykırı bir şey. Yani konu karşındakinin sende doldurduğu yerleri ve senin hiç öneminden yola çıkan bir bağımlılık ilişkisine girmesi ve bundan dolayı senin o kişiyi veya o duyguyu kaybedecek olmansa, bu direkt zaten kirlenmiş bir yere gidiyor. Çünkü direkt o zaman mülkiyet yapmış oluyorsun. Yani o benim, çünkü senin olarak sana kattığı bir şey var. Ama konu eğer hakikaten gerçek bir sevgiyle, o da neyse, bağlılık hissederek, bağımlılık değil, bağlılık hissederek, o vericilikte buluşarak, bağlılıkla yarattığın bir şey ise, zaten o zaman orada bir kapatma gitmesin, hani den ziyade daha özgürleştirme, onu, o karşındakini daha özgeci, daha sencil bakarak bir ilişki yaşama noktası oluyor. Zaten ondan sonra da gidecekse gidiyor, zaten o zaman kurtuluyorsun çünkü zaten gideceği varsa gidiyor. Gitmeyecekse senle kalıyor ama bağımlı olduğu için değil, bağlı olduğu için kalıyor. Yani buradan baktığın zaman bu bağımlılık ve bağlılık farkının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki kitapta bu bir noktaya daha gidiyor, bu haz kısmına gidiyor. Yani vericiliğin almaktan daha fazla haz verdiği noktası. Hani almak üzerine kurulu bir ilişkinin hazlı
zaten bugünün özeti değil mi? Bugün her şeyi tüketerek ve her şeyi alarak ve her şeyi almaya çalışarak sürekli yeni tüketecek bir şey arıyoruz ve onun alma hazının verdiği şey çok hiç rejeneratif değil, hiç yenilenmiyor. Sürekli yenisine gitmek zorunda kalıyoruz. Ama verme hazı onun yanında çok daha kuvvetli. Birine bir şey yaptığında onu verdiğin an mıdır en iyi hissettiğin an, yoksa yaparken kurduğun hayaller ve hissettiğin midir mesela? Çünkü orada bir emek vardır ve aslında yaptığın şeyin çok hoş bir şey olduğunu düşünüyorsun ve çok mutlu olursun ve onun derinliği yoktur. Anladın mı? Çünkü onu veriyorsundur ve bir şey beklemeden veriyorsundur. Karşılığı yoktur ve bu tüketilebilir bir şey değildir. Ama öbürü çok tüketilebilir bir şey. İşte bu ikisinin arasında fark, bağlılık, bağımlılık ve az önce anlattığım bütün bu hani mülkiyet konusu, bağladığın zaman ne kadar aslında mülkiyet hakkının bunu kirlettiğini bana çok düşündürttü. O yüzden de çok karanlık bir yorum olarak buldum bunu. Yani çok gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da senin söylediklerine katılıyorum. Bağlılık ilişkisinin olabileceğini düşünüyorum. Özgeci, diğer kan, karşılıklı fedakarlık gerektiren. Ama bunların Irmak Zileli ile, sevgili Irmak Zileli ile yaptığımız galiba programda ben bahsetmiştim. Senin de bu konuya özellikle odaklanman, çünkü bir cümle geçiyor bu aslında. Aynen bir cümleydi. Seni etkilemişse belki böyle bir bizim bilinç dışı da bir iletişimimiz de olmuş oldu. Çünkü bu konu üzerine de epey son 1,5-2 aydır epey düşünüyorum ben de. Özel mülkiyetle sahiplenme konusu bir ilişkide. Bu işte mülkiyet kavramını getiren bir şey, bir öğrenilmişlik var burada bence. Nedir bu? İşte kıskançlık, haset ve sahip olma. Bu bizim toplumsal olarak öğrendiğimiz bir şey mi? Yani bize öğretilen bir aşk anlayışının yansıması mı diye düşündüğümde sorunun cevabı galiba evet. Galiba böyle. Niye biz başkalarının da keyif almasından, başkalarıyla olmasından falan mutlu olamıyoruz falan sorusu da zor bir soru. Zor sorular bunlar. Dolayısıyla bunun öğrenilmiş olup olmadığını bilmiyorum. Ama çok büyük çapta öğrenilmiş olma ihtimali yüksek. Bak, derine gitmekten korkmayarak düşünürsek. ve düşünmeli olduğumuzu da düşünüyorum. Çünkü akılcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Söyle. Şey demeye çalışmıyorum. Yani herkes çok eşli olsun vesaire. Yani herkes tercih ettiğini tabii ki yaşasın. Ben de öyle bir şey şu anda yapmıyorum. Ama buradaki mülkiyet kavramı, yani işte benimle olacaksınla kesinlikle birebir bir ilişkisi de var bence bu işin. Yani işte bu evlilik müessesesinden beraberlik kurma tarzına kadar tarihsel olarak baktığımızda aslında tek eşlilik mefhumunun, bunu Adam Phillips falan da tartışıyordu, evet, hatırlarsın. Kaçırdıklarımız. Tabii bir şey var, bir miras kavramıyla. Kadınların işte çocuklarını dünyaya getirirken kim olduğunun bilinme isteğiyle, değil mi? Soyunu aslında devam ettiren kişi vesaire bir ilişkisi sanki var. Buna iki tane kitaptan alıntıyla da demek istiyorum yapacağımız. Mesela şöyle diyor. İlkin kişiliğimizdeki boşluğu aşkla doldurmaya çabalarız. Kısa bir süre bütünlendiğimizi sanırız, seviniriz. Ama bu yanılgıdan başka bir şey değildir. Çünkü bizi dünyanın bütününe bağlayacağını sandığımız bu şaşılası yaratık sonunda bizi ondan büsbütün koparmayı başarır. Aşk önce birleştirir, sonra ayırır. Başka nasıl büyürdük ki? Şimdi bu da şeyi çok gösteriyor. Yani bir duygunun ne kadar seni hani bütünleştirip, ne kadar böyle onun içine girdiğinde kendini iyi hissedip bütünleşip, sonra da ne kadar aslında bütünleştiği kadar da seni soyutlaması. Ve bizim bu soyutlanma, bütünleşme, bir olma, ayrışma süreçlerinde savruluyor olmamız ve bir noktadayken diğerini eleştirip sonra diğer noktaya geldiğimizde öbürünü eleştirir olmamız. Yani doğrunun da değiştiğini ne kadar güzel gösteriyor, değil mi? Aslında kitabın kitabın şey noktası o değil mi? Yani hakikatin, hani senin için o anda o pozisyonda bulunduğunda hakikat ve doğru o ve diğeri tam tersi, ama bir daha sonra senin tam tersine getiriyor, bu hakikatin o oluyor. Yani mesela bu seni ikileme sokması da beni çok düşündürdü. Bir örnek daha var bununla ilgili, sonra sana bırakacağım yorumu. Aynı konudaki yorumu sana bırakacağım. Şey diyor, bence insan ruhu bir gökkuşağı kadar maddeden yoksundur. Ancak dikkatler onun üstünde toplandığı zaman tanınabilir durumlarda. Özel nitelikler blurlaşır. Kuşkusuz en doğru dikkat biçimi sevgidir. Böylece maddeyi bir enerji biçimi olarak gören fizik bilgini için madde ne kadar aldanmaysa bir gizemci için insanlar da o kadar aldanmalıdır. Lütfen.
O şey, sevgi konusu, yani sevgi olmadan bir insanı anlayamayız konusu her zaman zaten işlenen bir şey arzularla ilgili. Senin de Almancasından okuduğunu hatırladım. Genç Werther'in acılarındaki örneği aklıma getiriyor aslında ilk yaptığın alıntı. Charlotte'a aşık olduğunda müthiş iyi resimler çizer, doğayı tekrardan anlamaya başlar. Aslında aşk duygusu, tutku, sevgi, hayatta olan ilişkide çok parlak sanat eserlerinin ortaya çıkmasına ve dünyanın ne kadar işte güzel bir yer olduğunu görmemizi sağlarken aynı tutku Werther'i hiçliğe doğru sürükler. Sonra bir zaman sonra bir anda dönüşür ve kimseyle ilişkisi artık özel olmamaya başlar. Hiç kimse ilgisini çekmemeye başlar. Aslında bu ikili duygudan bahsediyor. Yani şöyle bir ironik durum var. Çok hissetmeden bir şeyleri tam anlamıyla derinlemesine anlayamıyoruz. Ama çok hissettikten sonra da sanki kamikaze gibi geri çakılıp düşüyoruz. Bu çok güzel oldu. Tam benim bir tane daha alıntı vardı kitaptan aldım. Ona götürüyor beni. Hemen okuyayım, sonra da yorum yapacağım. Bu muydu? Evet. İzler mekan üzerine zamanın yavaş yavaş alüvyon biriktirmesidir aslında. Tıpkı hayatın art arda gelen dalgalarının insanların yüzlerinde bıraktığı görmüş geçirmişlik çizgileri gibi. O kırışıklıklarda gözyaşlarıyla neşeyi birbirine ayıramazsınız. Hayatın kumlukları üstünde solucan izleri gibi yaşamın deneyim izleri gider. Yani bu aslında çok senin anlattığın şeye benziyor. Yani bir bizim inşa ettiğimiz kimliğimiz, duygularımız, hafızamız aslında bizi hakikatten uzaklaştırıyor. Seni kurgulaştırıyor. İstediğin yere yönlendiriyor. Bu bir defans mekanizması bir noktada, bir savunma mekanizması. Bir noktada istemeden senin bedeninin sana yaptığı bir şey. Yani ne kadar kontrolüdesine gidiyor, ne kadar zihninle, rasyoneliteyle bir şeyleri anlamaya, not tutmaya, kamera kaydı almaya çalışırsan çalış ki mesela Black Mirror'da da vardı ya işte gözüne dizide bir şey takıyordu ve artık her şeyi kaydeden bir şey haline geliyordu. Ve işte kavga ederken hayır sen öyle demedin deyip televizyondan gözündeki hatırayı geriye sarıp oradan konuşuyordu. Ve tabii ilişki berbat oluyordu, teknolojik bir etki. Aslında senin dışında süre gelen bir bedenin, bir zihnin ve bir yapın var ve o yapın da seni çok etkiliyor ve bu da hakikati çok şekillendiriyor veya zaten zaman en başında bunu değiştiriyor. Yani o alüvyon birikmesi olayı, yani akarsu akar bir yere alüvyon birikir. Hatta mesela İzmir şehrinin böyle olduğu da anlatılır ya, eskiden ya da Bergama'ydı galiba. Orada bir liman varmış ama zamanla alüvyonlar gele gele nehrin getirdiği toprak orayı doldurmuş. Aslında hayat böyle değil midir? Yani sen biriyle konuşursun, bir kitap okursun, bir şey yaşarsın. Hepsinin bir tortusu kalır. Ama sen o tortuyu fark etmezsin. O tortular ya da yaşadığın kötü bir olayın da yani kurtuldum zannedersem o kazığın, yediğin o olayın acısı kalır ve o tortular birbiriyle eklemleşir. Zamanla kemikleşir ve sen onun üzerine aslında inşa etmeye devam edersin. Ama onları, o tortuları nereden aldığını, işte bir kitaptan mı onu okudun, birinde bir şey mi hissettin hatırlamazsın. Ve artık sen o olursun ve farkına varmazsın. Yani aslında sürekli değişirsin ama bir yandan da sürekli değiştiğin şeyleri öğelerini ayıramazsın. Ve kendini sürekli aramakta bulursun ama asla bulamazsın gibi bir noktaya gidiyor ki bu da zaten bence kitabın özeti. Yani bu izler, bu hakikatin değişmesi, senin sürekli kendini araman ama asla bulamayacak olman. Hani Montaigne de der yani insanın son tanıyacağı kişi kendisidir diye. Hani bir taraftan kendini tanıma hedefi aslında asla ulaşamayacağın bir hedef bence bir noktada. Ama koyman gereken bir hedef. Yani bu da beni şuna götürüyor. Her hedefe ulaşmalı mıyız? Hani her hedefe ulaşsaydık ne kadar mutlu olurduk noktasına da götürüyor. Çünkü o hedefin olması, ulaşamayacak olsan bile seni kamçılayan da bir şey. Ve hakikaten son şey, aslında sana biraz burada pas atacağım. Hakikaten gerçek %100 hakikate ulaşmak istiyor muyuz? Buna ulaşsak ne kadar mutlu olurduk? Bu da beni çok düşündürdü kitapta. Yani anlatıcının günlükleri üzerinden ve yaşananlar üzerinden sürekli olanları anlamaya çalışması ve sürekli yeni bir şey çıkması aslında onun çok zevk aldığı bir şey. Ve bence bu sonsuza dek sürebilir. Yani bunu düşünüp yazabilir. Bence bunu bitirmek istemeyecek. Yani bu his bana beni çok vurdu anlatıcıda. Yani bir dakika dedim kitabı okurken aslında bulmak istemiyor. Bir 700 sayfa daha yazabilir. Yeter ki yazabilecek materyali olsun. Çünkü müthiş bir zevk alıyor bundan. Aslında bence olay da bu. Yani yolculuktan aldığın zevk amaçtan o kadar öte ki amacın bir anlamı kalmıyor. Amaç bir noktada silikleşmeye başlıyor. Ama bu kötü bir şey değil. Ama amacı kaldırırsan onu yapamayacaksın. Evet, yani şimdi arzu meselesi gerçekten
sürekli döngüsel bir şekilde işleniyor. Burada bir meta anlatı var. Senin de söylediğin çok önemli bir şey. Kitabın kendisi zaten arzu nesnesi. O söylediğin hakikate ulaşmak. Yani kitabın içindeki bütün karakterlerin aşkıyla meta anlatındaki kitabın yazılma sürecinden yazarın aldığı keyif ve hakikat araştırması aynı duygunun yansımaları. İkisi de çağdaş sevgi ve aşkın irdelenmesinden oluşuyor. Dolayısıyla bu anlamda üst anlatıyla alttaki bütün anlatılar ve parçalar arasında bir puzzle'ın parçaları gibi bir birliktelik var. Tortular, Alivyon örneği harika bir şekilde bir örnek. O tabii adaya doğru gittiğinde, yani evet, biraz daha zaman geçtiğinde, uzaklaştığında, hani örneğin Javier Marias'ın en son neydi, Berta Isra kitabında da mesela bu var. Yaşlandıkça o unuttuğumuz sadece izlerin kalması. O da çok hakikate yakınlaştıran bir şey. Ona da ihtiyaç var. Çünkü o izler, imgeler yaşanılan andan bazen daha gerçek de olabilir. Bunu da bilmiyoruz. O sıradaki gerçek hislerimiz çok sığ olabilir ama aynı zamanda onlar gerçektiler. Zaman geçtikçe Soren Kierkegaard'ın sözüne gelirsek, evet, daha iyi anlaşılır. Biz bunlarla ilgili bir anlatı kurarız ama hangisinin gerçek olduğunu bilmiyoruz. Bu kitapta şunu yapmaya çalışıyor. Son olarak bitiriyorum. Tabii. Sonra artık kapanışı sana bırakacağım. Sağ ol. Çeşitli zaman dilimlerinde senin de söylediğin tortuların peşine düştüğü için fotoğraf çekiyor aslında. Çeşitli farklı insanların, mekanların ve geleceğin ve geçmişin. Olayın geleceğinin, yaşandığı olayın ve geçmişin. Ve zamanı parçalara bölerek o fotoğraflardan farklı hakikat göstergelerinin, yani farklı gerçekliklerin nasıl değiştiğini ve bunların hepsinin kendi içinde bir gerçek, aynı zamanda da hiçbir zaman gerçeği barındırmayan parçalar olduğunu gösteriyor. O yüzden de elimizde diyor, imgelerden, hislerden ve okuyucunun kurduğu bağlantılardan başka hiçbir şey yok. Çok güzel özetledin. Son bunun üzerine bir şey daha söyleyeyim. Sonra kapatalım yavaştan. Aslında bu edebiyatın ruhu değil mi? Senin okuduğun Baltazar'la benim okuduğum Baltazar, izleyicinin okuduğu Baltazar, hepsinde her okuyuşta yeni bir gerçeklik türetilmiyor mu? Ki bu kitap tabii özellikle bazı mesela deneme ve daha didaktik ya da daha çerçevesi çizilmiş net bilgilerde belki bu o kadar fazla olmaz ki, bence orada da var çünkü senin oradan aldığın şey farklı. Ama bu gibi, yani bunun gibi böyle çok açık, ucu açık, çok farklı şeylere odaklanabileceğin, mesela ne dedin az önce? Ya gitmişsin, bana bunu söyledin. Bir cümle geçiyor kitapta sadece mülkiyetle ilgili ve aşkla ilgili, gitmişsin onu almışsın dedin. Aslında bu çok dediğini kanıtlar boyut. Ben giderim onu alırım, bambaşka biri gider, bambaşka bir cümle yapıyor. Demek ki benim bilinçaltımda o konuyla ilgili problem var veya hoşuma giden bir konu, düşündüren konu, onu almışım. Aslında zaten bu da bir gerçek türetilmesi değil mi? Yani bu kitabı yıllar sonra hatırladığımızda, programı bile izlesek farklı anılar kalacak aklımızda ve farklı hatırlayacağız. Hatta birçok anıyı birbirine karıştıracağız. Mesela ben bunu kendime çok görmeye başladım. Alakasız bir anıda yaşadığım bir şeyi başka bir anıda yaşadığım şeyle karıştırıp o anıyı beraber anlattığım bir yerde bir arkadaşım beni uyardı. Hayır, orada olmamıştı, burada olmuştu diye. Bilinç yaptığım bir şey değildi. Zaten bu da senin söylediğin yere gidiyor. Yani senin bilinç sürecinin aslında beceremeyeceği bir şey bu. Yani bu da insan olmanın bir parçası. Bunu çok net düşündürtüyor. Yani bazen denir ya, insan mı, gerçeklik mi daha kurgusaldır, kurgu mu daha gerçektir diye. Yani birbirine karıştırarak söylüyorum. Aslında tam da hayat bu işte. Yani kurgu ve gerçekliğin bir ayrışması, bazen hayatın kurgudan daha yavan olması, kurgunun hayattan daha yavan olması ama hayatın da aslında bir kurgu olması. Çünkü aslında hatırladığın şeyin doğru olmaması. Son bir şeye bağlayacağım. Bu benim çok toplumda çok rahatsız olduğum bir konu. Çok denk geldi, söylüyorum. Bu yüce değerler konusu. Bence güzellik gibi, doğruluk gibi boyu eninden uzun, koca koca sözcüklerden kaçınmamız gerek. Ne dersin? İş yaşamaya geldiğinde bu kadar aptal, kafasız davranan bizler evren üzerine konuşurken aslan kesiliyoruz. Şimdi bu bizim günümüzde bence çok yaşanan bir şey. Beni çok düşündürdü. Yani işte vefa artık sadece bir semt ismi. Mertlik bozuldu. Dost dediğin bilmem ne. Ya çok sloganik, çok sert, indirgemeci, özetleyen cümleler bunlar. Evet, çok dikkat çekiyor. Tam Twitter cümlesi. Anlatabiliyor muyum? Bir gerçekliği de olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da çok düşündürüyor. Bu böyle yüksek değer çıtaları koymak bence insanlığa zarar veren bir şey. Çünkü şunu düşün diyor. Tarih boyunca acaba bu değer çıtası hakikaten ulaşan biri var mıdır sorusu sorduğumda kendime. Benim hayat görüşümce, bu subjektif konu, bence çok yok. Yani ulaşamayacağım bir çıtayı koyduğunda
ebediyen mutsuz olursun. Başka bir şey olmaz. Çıtaları daha gerçekçi koymak gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün herkes çok vefasız da 20 sene çok mu vefalı? Oradaki çok önemli bir sorun daha var. Kötülük. Bir insanın kendini iyi hissetmesi zaten kötülüğün kendisi. Ben bunu iyilik üzerine yapıyorum diyor bütün faşistler şeyler. Ha mesela. Bu zaten şeyin ama ya bu acaba kötü müdür? İkircikli kalmak, şüpheci kalmak. O mevzunun önemini de bunlar azaltan, ahlakçı, sert kurallar koyan, kısıtlayıcı, faşist. Zaten bu Darrell'ın arkadaşı olan başka bir Lawrence adını unuttum yazar. Onun da bir cümlesi geçiyor kitapta. Bence bunu çok özetliyor. Diyor. İnsan ilkin daima uçlara eğilim duyar. Çünkü uçları yaşamak kolaydır. Zaten konu o değil mi? Gri olmak zordur. Hani bir yere eklemlenmemek, bir şey dinlediğinde %100 taraf olmamak zordur. Çünkü etkilenirsin. Çünkü daha ortada durabilmek, ortadan kastım ortalıktan bahsetmiyorum. Yani doğruyu bulmak adına beklemek, sabretmek ve sonra bir karar vermek çok daha zordur. Baskı altındasındır, taraf olmadığın için rahatsız olursun. Bak dikkat et, insanlar karşı taraftan değil taraf olmayandan daha fazla rahatsız olur. Evet. Mesela bu da enteresan. Yani karşı tarafta olsa çünkü rengin bellidir ne olduğun. Yani o öyledir ve çok rahat yaftalarsa ama taraf olmadığın zaman bir rahatsız olur ama kazanılacak bir tarafın da vardır ama diğer tarafa da gidebilirsin. Ama niye oradasın? İlgi çeker ve rahatsız duyucu seni tanımlayamaz. Aslında bu da hayatın çok özetini gösteriyor ki kitle şeylerinin, gösterilerinin ve kitlelerin, yani kitle hareketlerinin en büyük iddiasıdır. Taraf ol. Tarafını belli et. Anlatabiliyor muyum? Hep bunun üzerine kurar çünkü taraf olmak aidiyet ve güç yaratır. Ama hangi tarafta olmadığını çok rahat herhalde belirtebilir. Tabii ki. Çok zor konulara gider ayak girdik. Çünkü senin söylediğin zaten. O vefa vesaire mevzusu da yine bizim aslında daha mahalle ve sosyoloji üzerinden de incelersek tabii ki gerçeklik payı var. Ben böyle faşist bu falan diyorum ama o başka bir boyuttan onu söylüyorum. Yoksa birbirimize yabancılaştık bu şehir. Yeni kentleşme meseleleri falan oralarda da hatta göçmenlik meselesi falan hepsinin incelenmesi gerekiyor diyeyim. %100 ben katılıyorum. Teşekkür ederim. Çok çenemizin hatta benim çenemin düştüğü program oldu. Estağfurullah. Ama kitap da beni derinden etkiledi yazım tarzıyla ilgili. Hatta şeyimi de bozdu. Mantık sistemi de bozdu biraz. Yani karışık anlatabildim mesela. Kendimi seziyorum. Estağfurullah aynen demekmiş değil mi? Evet aynen. Geçen program ben sana söylemişim. Şimdi sen bana söylüyorsun. Öyle mi? Teşekkür ederim tekrar. Umarım zevk almışsınızdır. Haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.